Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size yükselmeye dair sorular çözeceğim. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olup videolarda arkadaşlarınıza önerirseniz çok çok sevinirim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Hollanda devletlerine ticari imtiyazlar vermesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Ekonomik avantaj sağlama isteği. Evet arkadaşlar biz buna ulaşabiliriz. Niye? Çünkü ticari imtiyaz demek ticari ayrıcalık demek. Örneğin biz sallıyorum İngiltere diyoruz ki bak sen bu malı işte farklı bir yere götürme benim topraklarıma getir. Ve getirdiğinde ben karşılığında senden şu kadar vergi alacağım. Daha az vergi alacağım. Ya da sana şu kadar para vereceğim. Hal böyle olunca bunun amacı ekonomik kalkınmayı sağlamak. Ekonomik avantaj sağlama isteyebilir. Buna ulaşabiliriz. Müttefik bulma amacı gütmesi. Evet biz buna da ulaşabiliriz. Niye? Çünkü Osmanlı artık bu dönemlerde gitgide güçlenmeye başlıyor. Ve otoritesini daha da artırmaya başlıyor. Ve amacı tüm Avrupa'nın üstünde o baskıyı artırmak. Ama Avrupa milletleri eğer ki hepsi bir arada olursa biz bunları daha zor parçalarız. Mantıklı.

gerek işte Fransa olsun gerek işte bu soruda olduğu gibi İngiltere ve Hollanda olsun çeşitli imtiyazlar verilmiştir. Bunun amacı onların kendi arasındaki birliği parçalamak ve bu devletleri kendi tarafımıza çekmeyi sağlamak. Yani müttefik bulma amacı gitmesi. Buna da ulaşabiliriz. İçişlerine karışılmasını önleme düşüncesi. Hayır arkadaşlar buna ulaşamayız. Niye? Az önce de bahsettim. Osmanlı yükselme döneminde zaten fazlasıyla güçlü bir devlet. Yani hiç kimse kolay kolay gelip de Osmanlı içişlerine karışamaz. Ya da Osmanlı içişlerine karıştı diye Osmanlı kalkıp onlara imtiyaz verecek durumda acizce bir duruma düşmez. Çünkü zaten otoritesi ve gücü fazlasıyla var. Bu yüzden içlerine karıştırmamak için ticari imtiyaz vermemiştir. Müttefik bulmak için ve ekonomik avantaj sağlamak için vermiştir. Haberiniz olsun. Sorunuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. İkinci soruya devam edelim. Buna göre Enderun Mektebi'nin açılma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Osmanlı'da Enderun Mektebi'nin özel olarak seçilen ve eğitilen kişilere Türkçe, Arapça, Farsça, Matematik, Tarih, Edebiyat, Müzik ve Güzel Sanatlar dersleri verilirdi. Bunun yanında cirit ve ok atma, ata binme, kılıç kullanma ve güreş en iyi şekilde öğretilirdi. Bakın özel olarak seçilen ve özel olarak eğitilen kişilere dikkat edin her anlamda kültür dersleri vesaire de veriliyor. Bunun yanında işte askeri bilgiler de veriliyor. Peki amaç ne? Yani biz Enderun Mektebi'ne niye bu kişilere böyle bir eğitim veriyoruz? Sorunuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Devlet yönetiminde görev alacak nitelikli insanlar yetiştirmek için arkadaşlar. Biz devlet adamlarını en iyi şekilde yetiştirmek için onlara her türlü imkanı sunuyoruz. Bu yüzden de Enderun mekteplerine bu kişiler güzel bir şekilde eğitim alırlar. Sorunuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Dul Kadiroğullarına beyliğine son vererek hakimiyet alın alınmasını sağlayan savaş Aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bu sorunun direkt doğru cevabı Turna Dağ Savaşı'dır arkadaşlar. Peki Yavuz Sultan Selim niye Turna Dağ Savaşı ile Dulkadiroğlu Beyliğine son vermiştir? Çünkü Çaldıran'dan dönerken Sinan Paşa komutası bir orduyu Dulkadiroğlu Beyliği üzerine yollamıştır. Arkadaşlar bunda mantık şu. Biliyorsunuzdur şimdi Şah İsmail dediğimiz bir kişi var. Bu arada sadece bu soru üstünden diğer bilgileri de size aktarmaya çalışacağım. Şah İsmail arkadaşlar Safevi Devleti'nin kurucusudur. Ve Osmanlı Devleti buradayken Şah İsmail de buradadır. Merkezi Tebriz olmak üzere arka taraftaki Horasan bölgesinde de fazlasıyla yayılan bir coğrafya egemen olmuşlardır. Ve bu Şah İsmail'in fedaileri dediğimiz Kızılbaşlar dediğimiz insanlar vardır. Çünkü Şah İsmail'i artık böyle Hazreti Mehdi gibi, peygamber gibi taparlar. Ve bunu, bunun içine de Şah İsmail'in peşinden bayağı bir gelirler. Şah İsmail arkadaşlar Anadolu'ya da egemen olmak istiyor. Anadolu biliyorsunuz Osmanlı genellikle Sünni kökenlidir. Şah İsmail'in bulunduğu Safeviler ise Şii kökenlidir. Biraz da mezhep çatışması ve iki liderin de Türk bölgesine egemen olmasının kaynak olarak sürekli bir sürtüşme vardır. Ve Yavuz Sultan Selim Bayezid zamanında yani 2. Bayezid zamanında Şah İsmail sürekli burada isyanlar çıkartıyor. Ve 2. Bayezid çok fazla pasif kalıyor, sessiz kalıyor. Bu isyanlardan da mesela ünlü isyanların en ön, ünlüsü daha doğrusu Şah Kulu isyanıdır. Ve bu isyan ciddi bir seviyeye gelmiştir. Anadolu'da yaklaşık 26 tane şehri etkiler boyutu ulaşmıştır. İkinci Beyazıt yine bunu önlemekte pasif kalınca en sonunda Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indiriyor ve tahta çıkıyor. Ve Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim de buralarda genellikle derebeylik yapmıştır. Yani şehzadeyken buralardadır ve sorunlarla içli dışlı olmuştur Amasya'dayken daha yakından ilgilenmiştir. Ve Yavuz Sultan Selim Şah İsmail sonun ciddi bir sorun olduğunu farkındadır. Bu yüzden doğuya bir sefer düzenlemeye karar verir. Ve Yavuz Sultan Selim ordusunu toplayaraktan doğuya Şah İsmail sefere çıkar. Ve bizim Çaldıran Savaşı dediğimiz bir savaş yapılır. Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim tarafını Şah İsmail ki o zamana kadar kolay kolay savaş kaybetmemiştir. Ve çok güçlü bir imparatorluk kurmuştur. Yavuz Sultan Selim tarafından Şah İsmail mağlup edilir. Ve Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'na giderken Dul Kadiroğulları beyliğinden yardım istemiştir. Daha doğrusu kendisi engel oluşturmamasını istemiştir. Ama Dulkadiroğulları Beyliği Şah İsmail'in gücünden çekindiği için Osmanlı'ya bu konuda destek vermemiştir. Tabii ki Yavuz o an daha büyük bir sefere gittiği için o an için Dulkadiroğulları Beyliği'ne herhangi bir şey yapmamıştır. Ama bunun kafasına yazmıştır. Ve Şah İsmail'i yendikten sonra Çaldıran Seferi'nden dönerken de dediğimiz gibi orada Sinan Paşa'ya ordu veriyor. Ve Dulkadiroğulları Beyliği'ne de Turnadağ Savaşı'na son veriyor. Demek ki son vermesinin sebebi neymiş? Şah İsmail sefere giderken yardım istemesi ve Dulkadiroğulları beyliğinin buna onay vermemesiymiş. Buradan da arkadaşlar size genel olarak bahsettim. Şah İsmail kimdir? Şah Kulu yani kimdir? Kızılbaş kime denilir? İkisi arasında yapılan savaş hangi savaştır? Şah İsmail Derim, Safevi Devleti, Horasan, Tebriz, Azerbaycan buralara hakim olmuştur. Şii kökenlidir. Burada Sünni kökenlidir. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bir sorudan elimden geldiğince birçok bilgiyi anlatmaya çalıştım. Bunların her biri önemlidir. Lütfen dikkat edin. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Verilen metne göre İspanya'daki Müslümanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye bir soru var arkadaşlar. Müslümanlar 700 yıl yaşadıkları İber Yarımadası'na İspanya'nın yeniden fetih siyasetiyle sürülmüşlerdi. 1525'te Şariken bir emirname ile Valencia'da kalan Müslümanlara şu koşulları getiriyor ve yaşam mücadelesini sarpa sarıyordu. Tüm Müslümanlar kendi yaşadıkları yerde yapılacak Hristiyan ayinlerine gidiyor. Bundan böyle hepsi şapkaların üzerine mavi pamuklu kumaştan bir hilal taşıyor. Taşımayanlar sınır dışı ediliyor. Üç gün içerisinde Müslümanların silahları ellerinden alınıyor, camiler kapatılıyor, her türlü dini faaliyet yasaklanıyor. Arkadaşlar, bunu tek cevabı asimile etmek. Yani diyor ki ben bunun geleneğini, göreneğini, kültürünü elinden alırsam. Bu kişi kendi benliğini kaybeder ve ben ne dersem onu yapar. O yüzden de Hristiyan ayinini alıştırmaya çalışıyor. Camileri kapatıyor. Silahları ellerinden alıyor. Asimile politikası izlediği için. Demek ki Müslümanı neye uğramışlar? Asimilasyon politikalarına uğramışlardır diyebiliriz. Beşinci soruyla devam ediyoruz. İstanbul'un fethinin sonuçlarından hangileri Avrupa'da siyasal sistemin değişip merkezi krallıkların güçlenmesine etkili olmuştur? Stratejik ve ekonomik bir öneme sahip olan İpek ve Baharat Yolu'nun Osmanlı'nın denetimine geçmesi arkadaşlar. Hayır, bunun merkezi krallıkların güçlenmesi herhangi bir etkisi yoktur. Fetihten sonra bazı bilim adamlarının ve sanatçıların İtalya'ya gitmesi. Arkadaşlar, bunun en önemli sonucu Rönesans hareketlerini reform hareketlerini daha doğrusu Rönesans hareketlerini başlatmasıdır. Çünkü buradan bilim adamları İtalya'ya gidiyor ve orada Rönesans'ı başlatıyorlar. Fetihte kullanılan güçlü topların geçilmesi zor surları dahil yıkabileceğinin anlaşılması. Evet sorumuzun doğru cevabı bu. Bunu birçok öğrencim koçluğunu yaptığım öğrencilere dahil olmak üzere mantığını kuramıyor. Hocam nasıl bir etkisi var diye ondan bahsedeyim. Arkadaşlar İstanbul'un fethine kadar dere beylikler dediğimiz yerler vardı. Bunlar komutanlardan oluşurdu. Ve bu komutanlar küçük küçük kaleciklere sığınırlardı. Ve buranın içinde kendi hükümlerini sürerlerdi. Kendilerini oranın, oranın kralı ilan ederlerdi. Ta ki İstanbul'un fethine kadar. Niye? İstanbul'un fethinde Fatih'in özel olarak tasarlayıp döktürdüğü top dediğimiz şahi top vardır. Ve bu şahi toplar kaleleri yerle bir etmeye başladı. Ve bu şahi toplar da bu dere beylerinin dökebileceği güçte toplar değil. Yani bunların bu topları dökme gücü ya da yetkisi yoktu. Bunu anca ve anca merkezi krallıklar, büyük devletler, imparatorluklar dökebilirdi. Ve bunun yanında bu şahit top tüm kaleyi yerle bir edebileceği için aslında buradaki dere kendilerinin çok da güvende olmadıklarını fark ettiler. Ne yaparsa yapsınlar buraların yıkılabileceğini anladılar. E hal böyle olunca da ne oldu arkadaşlar? Merkez yani siyasal sistem değişti. Artık derebeyler kendilerinin yeteri kadar güçlü olmadığını fark ettiler. Ve merkezi krallıklarının çok daha güçlü olduğunu fark edip birçoğu bunlara biat etmeye başladı. Böyle olunca da merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Demek ki arkadaşlar surların, kalelerin yıkılmasının merkezi krallıklarla bağlantısı neymiş? Buradaki artık bahsettiğimiz kişilerin, derebeylerinin kendi güçlerinin çok da aslında ciddi seviyede önemli olmadığını fark edip tekrardan krallıklara boyun eğmeleriymiş. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 6. soruyla devam ediyoruz. Bu arada Yavuz Sultan Selim için 6. soruyu da harcamışız. Ama evet. elinden gelince yine burada da anlatacağım. Osman Devleti ile Memlük Devleti'nin ilişkilerinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana yaşanan Hicaz su yolları meselesi. Evet arkadaşlar bu kesinlikle en büyük etkenlerden biridir. Zaten ilk ortaya çıkışı burada başlıyor. Halifelik makamlı ve kutsal yerlerin denetimini almak isteği. Evet Osmanlı da biliyorsunuz ta ki Memlükler yıkılana kadar yani Yavuz Sultan Selim Ridaniye bakın bu savaşları bilin lütfen. Ridaniye ve Mercidabık savaşlarını Yavuz Sultan Selim Memlüklerle yapmıştır. Ve bu savaşların sonucunda Memlükler yıkılmıştır. Ve halifelik kime geçmiştir arkadaşlar? Osmanlı'ya geçmiştir. Peki Osmanlı'ya geçmesinin en önemli sebeplerinden diğeri de nedir arkadaşlar? Halifelik makamında ele geçirmek istemesi. Yani o zamana kadar bizim padişahlar sadece padişahtı. Ama Ridaniye Mersabık'ta halifelik Osmanlı'ya geçince artık halifeliği de almış oldu. Ve Yavuz Sultan Selim kutsal yerlerde denetim altına almak istediği için Memlüklerle savaşa girmeyi göze almıştır ve girmiştir. Bu da aranın bozulmasına etkilidir. Memlük devletin Anadolu'daki Celali isyanlarını kışkırtması. Hayır arkadaşlar bu değil. Niye? Celali isyanlar genellikle tarım kaynaklıdır. Daha doğrusu tarımların yetersiz olmasına kaynak olarak ekonomik kökenlidir arkadaşlar. Yani burada halk ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı için, zorlandığı için, yeteri kadar tarlası vesaire olmadığı için, ekip biçemediği için, geçimini sağlayamadığı için Celali isyanları çıkmıştır. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Celali isyanlarının ortaya çıkmasının temel sebebi siyasi sebep değil, az önce de bahsettiğim gibi ekonomik sebeptir. O yüzden Memlükler Celali isyanlarını çıkartmamıştır. Cem Sultan meselesini kullanan Memlük Devleti'nin Osmanlı iç işlerine karışması. Buna da kesinlikle ulaşabiliriz. Cem Sultan meselesi neydi arkadaşlar hatırlarsanız? Bir iç sorunken dış sorun haline gelmişti. Ülkeyi ben yöneteceğim diye Beyazıt'ta sorun yaşıyor. İkinci Beyazıt'ta, ikinci Beyazıt'ta bunu kabul etmeyince Cem Sultan gidip ne yapıyordu? Memlüklere sığınıyordu. Memlükler de bunu Osmanlı'ya karşı kullanıyordu. Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Evet buna da ulaşabiliriz. Az önce bu soruda da bahsetmiştim. Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı çok fazla yanında yer almamıştır. Ee, özellikle Çaldıran Savaşı'nda. Birinci sebebi az önce bahsettiğim Şahismaylı'nın çekinmeleri. İkinci de Memlükler'in Dulkadiroğulları'nın kışkırtmasıdır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar haberiniz olsun. Umarım çok karışmamıştır. Gerçi çok karıştı ama umarım anlaşılıyordur. Yedinci soruyla devam edelim. Yukarıda İstanbul'un fethinin sonuçlarından Avrupa'yı etkilenen siyasi, ekonomik ve kültürel alanla ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak gruplandırılmıştır? Stratejik ve ekonomik bir öneme sahip olan İpek ve Baharat yolunun denetimine geçmesi, Osmanlı denetimine geçmesi. E arkadaşlar İpek yolu ve Baharat yolu mantıken ticaret yolu olduğu için bu ekonomi ile alakalıdır. Yani ya C olacaktır sorunuzun doğru cevabı ya da E şıkkı olacaktır. Fetihten sonra bazı bilim adamlarının ve sanatçılarının İtalya'ya gitmesi. Bu kesinlikle kültürel. Niye? Ne dedik? Rönesans hareketlerini başlatıyor. E zaten sanatçı diyor. Sanatçı, sanatçı genellikle kültürle alakalıdır. Fetihte kullanılan güçlü topların geçirmesi zor surları dahi yıkabileceğin anlaşılması. Bu da siyasidir arkadaşlar. Askerin yanında siyasidir. Az önce ne demiştik size? Merkezi krallıkların güçlenmesini sağlamıştı. Ve oradaki derebeylerin yıkılmasına yol açmıştı. Niye? Çünkü derebeyleri güçsüz olduklarını fark etmişti. Bu da otomatikmen Avrupa'nın o anki siyasi yapısını her türlü etkilemiş ve değiştirmiştir. Mısır seferinin sonuçlarından. bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Bakalım Mısır seferinin sonuçlarına neler olmuş? Halifelik Osmanlı'ya geçti. Evet. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Evet. Hicaz bölgesi Osmanlı topraklarına katıldı. Evet. Hangilerinin gerçekleşmesi beklenir diyor. Teokratik yönetim yapısı. Evet arkadaşlar şimdi dini açıdan Osmanlı'da bir ilerleme olmuştur. Yani artık daha anlamda yani daha fazla teokratik bir yapıyla yönetilmeye başlanmıştır. Niye çünkü artık siz halifeliği de elinize almışsınız ve artık dini de kullanabiliyorsunuz siyaseti güçlendirmek için ya da siyasi ayağınızı güçlendirmek için gaza ya da cihat ilan edebiliyorsunuz. Bu yüzden de teokratik yönetim yapısını etkiler. Aynı şekilde egemenlik anlayışının değişmesi. Hayır arkadaşlar, egemenlik eskiden de monarşiydi. E biz Mısır Seferi'nden sonra da monarşiye geçtik. Yine tek padişah vardı. Yönetimde dinin etkinliğinin artması. Evet az önce söyledik. Dinin etkinliği de artmasıdır. Demek ki bu sonuçlar hangi sonuçları doğurmuş? Teokratik yönetim yapısının değişmesini yani artırmasını ve dinin etkinliğinin artırmasını doğurmuş haberiniz olsun. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Yukarıda Mısır seferinin sonuçlarını siyasi, dini ve ekonomik alanda ilişkisi aşağıdaki seçeneklerine hangisi doğru olarak gruplandırılmıştır? Buradaki İstanbul'un fethinin sonuçları aynı soru. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmişse arkadaşlar bu o zaman nedir? Zaten halifelik için dinle alakalıdır. Yani ya Ceyhan olacaktır ya Edirne olacaktır. Doğu Akdeniz'den geçen baharat yolu Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmiştir. Bu da ekonomik kökenlidir arkadaşlar. Memlük devleti yıkıldı. Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı'ya katıldı. Bu da otomatikman neyle alakalıdır? Siyasetle alakalıdır. Siyasal durumla alakalıdır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim. Fransa'ya verilen kapitülasyonlarda hangileri kapitülasyonların sürekliliğini önlemeye yönelik bir tedbir olduğunun kanıtıdır? Fransız tüccarların Osman limanlarında serbestçe yararlanabilecek. Bakın hatırlarsanız az önce de bahsettim. ilk sorulardaydı. Şimdi bizim kapitülasyon vermemizin amacı onlardan çekindiğimiz, korktuğumuz için falan değil. Sadece Fransa'yı kendi yanımıza çekmek için, ekonomik olarak Osman daha da güçlenmesini sağlamak için. Bu yüzden sürekliliği önlemeye çalışıyoruz. Yani geçici olsun istiyoruz. Bunun geçiciliği nasıl sağlarsın? Bundan sağlayamazsın. Ne diyor? Serbestçe yararlanabilecek. Bunda geçici ya da kalıcı diye bir ibare yok. Fransız tüccarlar arasında yaşanan anlaşmazlıklara Fransızlar hakimler, Fransız hakimler bakacak. Bu da arkadaşlar siyasi bir durumdur. Yani diyor ki bir sorun yaşanırsa ona Fransız hakimler bakacak diyor. E geçici ya da kalıcı olma dair yine bir ibare yok. Osmanlı ülkesinin ölen Fransız tüccarların malları Fransa'daki varislerine bırakılacak. Bu da ekonomiyle alakalı. Bu anlaşım hükümdarların hayatta kaldığı sürede geçerli olacak. Evet. Bakın işte burada süreklilik önlenmiştir kanunu ile o anki Fransa kralı anlaşma yapıyor. Herhangi biri öldüğünde diyor ki anlaşmada biter. Yani bu anlaşma kalıcı değil diyor. Ben hayatta olduğum sürece var diyor. Bu da aslında anlaşmanın sürekliliğini önlemeye yöneliktir. 11. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti bu uygulamalardan gibi durumlardan hangisini hedeflediği söylenebilir. 1352 yılında ilk kez Venedik ve onlarla savaş halinde olan Cenovalılar'a kapitülasyonlar verdi. Yine aynı mantık arkadaşlar. Kendi tarafımıza çekmek ve ekonomik olarak ticari olarak avantaj sağlamak için. 2. Murat ve Fatih dönemlerinde de Venedik ticari ayrıcalıktan faydalanmaya devam etti. Kanun'da 1535'te Fransa'ya kapitülasyon verdi. Hangisini hedeflemiştir diyor arkadaşlar. Olası Hristiyan bilinin oluşmasını engellemek. Evet. Niye? Çünkü bunları biz kendi tarafımıza çekiyoruz ki Hristiyanlar bir araya gelmesin diye. Doğu Akdeniz ticaretini canlandırmak. Evet. Niye? Çünkü Venedik'ler ve Ceneviz'ler genellikle Doğu Akdeniz'e egemenlik sürmüşlerdir. Bakın burada size aynı zamanda bilgi de istiyor. Bunların Doğu Akdeniz'de olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden Doğu Akdeniz ticaretini canlandırmaya amaçlamıştır. Ticari gelirleri artırmayı, evet. Egemenlik alanını genişletmeyi. Birçok kişi bu bilgiye düşebilir. Hayır arkadaşlar. Siz bir yere ayrıcalık evet, Evet böyle kilise arkadaşlar. Ya da 11 orada tane ticari soru ticari bir imtiyaz ayrıcalık verdiğinizde. 11 soruda da ya. her birine orayı elinden gelince farklı farklı bilgiler vermeye çalıştınız. Umarım orayı katkısı Biliyorsunuz Olmasın. artık o yüzden son zamanlarda çok fazla olmaz. yorum soruları soruyor. O yüzden de sizin egemenlik alanınız genişlemez. Nasıl Sadece yorum yorumlarınızı dikkat edin. Genişler. Zaten sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıcalık demektir. O yüzden biz 4 numaraya ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Evet böyle kilise arkadaşlar 11 tane soru çözmüş olduk. Bu 11 soruda da her birinde elimden gelince farklı farklı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım katkısı olmuştur. Biliyorsunuz artık ÖSYM son zamanlarda çok fazla yorum soruları soruyor. O yüzden bu çözdüğüm yorum sorularına nasıl yorumladığıma da dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.